Selamlar herkese. Yeni bir videodayız. Yine dün Cuma günü akşam e, bilançolar var. E, onlarla ilgili birkaç yorum yapacağım. Hemen kısa bir özet analiz yapmış olacağız. E, tekrar ediyorum, bu e, yaptığım videonun amacı kısa özet bir analiz yapmak. Yani hani sizin ilgilendiğiniz hisseyle ilgili belki çok yorum yapanlar yoktur. Burada amacımız özet bir analiz yapmak. Detaylı bir analiz e, burada yapılmıyor. Yani. Çok daha ayrı bir olay o. Ben ilgilendiğim şirketlerle ilgili detaylı analizimi zaten kendi internet sistemde yapıyorum. Onları da e, yazıyorum. Cuma günü şimdi Hektaş geldi. Onunla ilgili bir şeyler söyleyelim. Bunun dışında Tat Gıda geldi. Tat Gıda var. Onunla ilgili bakalım. Ereyli var, Çemtaş var. E, Perşembe günü e, ilan edilen onlarla ilgili birkaç tane yorumlar yapalım e, isterseniz. Hemen ben açayım stock case'i. Buradan bilançoda yeni açıklanan bilançolar kısmından hemen şey yaparız. Pektaş'ta iyi bir çiçeğerek rakamı aldık ve bu sonuçla beraber yılı 325 milyon TL gibi bir net kârla bitirdi. İsterseniz şöyle yapayım daha rahat görürsünüz. 325 milyon lira gibi bir net kâr var. Geçen sene 180'di yani aşağı yukarı yüzde ee, %80 gibi bir artışla bitirdik. Ee, vergi öncesi kara baktığımız zaman 334 yani 150 milyonmuş vergi öncesi kar. Bundan e, burada aslında %100'ün üzerinde bir artış var vergi öncesi karda. Ne olmuş da net kardaki bu %100'ün üstündeki artışı e, daha da indirmiş. Geçtiğimiz yıl 29.8 milyon e, liralık bir vergi geliri yazmış. Bununla beraber şurada daha iyi görürsün. 150.6 milyon vergi öncesi kar, vergi sonrası 180'e yükselmiş. Bundan ötürü de bu kar artış hızı da yumuşamış. Burada 8.5 milyonluk bir vergi ödemesi var. O 334, 325'e iniyor ve bu şekilde bir sonuç çıkıyor. Sonuçlar güçlü. Ciro'ya baktığımız zaman hasılat 2 milyar 20 milyon lira gibi bir hasılat var 1 milyardı 2020 yılında %100 oranında burada hasılatta bir yükseliş var. Yine net esas faaliyet karı da 235 milyondan 510 milyona çıkıyor. Yani bur burada da yine %100'ün üzerinde bir artış var açıkçası. Gördüğünüz gibi HEK taşın %58.8'i oya ait. Ee, şurası da son almış olduğu yani mevcut iştirakler bunların hepsi de konsolidasyon içerisinde e, yer alıyor. Oreo'yu zaten almıştık. E, Arma'yı e, yeni alınan şirketlerden birisi. Arma ilaç. 2022'de mesela buradan gelen e, hayvansal ürünler bunlar. E, bunun e, Ciro'ya katkıları mesela öngörülüyor. Sunset Kimya'yı 2 yıl sanıyorum öncesinden almıştık Almıştı Hektaş. E, Furby'de yine yeni alınan hisselerden, Agriventis'te yeni alınan o çok ufak burada tamamen arge hizmetleri yapılacak bunu söylemişlerdi. Son bir yılda hektar yüzde 90 yükseliş yaptı. Hatta ben size bir şey söyleyeyim, son 3 ay içinde de yüzde 60 hiss hissede yükseliş var. Fiyat kazanç oranı 38 gibi bir seviyede yüksek yani bayağı yüksek. Ve bu yükselişte son 3 ayda yaşadığı e, artışın da etkisi var. Yani hissedeki yükselişin var. Oraya baktığımız zaman aslında hani 8 fk'lardan falan e, bu seviyeye ulaştık. Yasa değeri bölü defter fiyatı ise 8,76 ile yine son yılların bayağı yükseğinde. Sektörün ortalaması 11 seviyesinde olduğunu söylemek mümkün açıkçası. E, burada... E, göstermek istiyoruz. Yani Hektaş'ın yıllık cirosunun artış hızına bir bakalım isterseniz. Şunları bir örtelim. E, net esas faaliyet karı karı. Evet. Şimdi Bordo ile olan satışlar. Satışlar izlediğiniz gibi yani şu seneydi 2017 yılında ilk atak yapılmıştı. Yıllık ciro 252 milyondu. 497'ye geldi. 2019'da 732, 1, 1 milyara geldi. ...20'de ve bu senede... ...2 milyara geldi. Yani bunda tabii... ...fiyat artışlarının da etkisi oldu. Şu turuncu renkle istediğiniz ...çizgi de... E, ...piyasa... değeri. O da 2017'de... ...hatta bakın 2016'da... ...242 milyon liralık bir şirketken... ...şu anda 2 milyar liralık... bir ...çok pardon... ...12 milyar liralık bir şirket oldu. Geçen sene... ...4 milyar 339 milyondu... ...piyasa değeri. Bu sene... 12 milyon yani neredeyse 3, 3 kata yakın bir artış sadece bu sene içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Net kâra bakalım. E tabi bu aynı skalada olduğu için biraz e, zorluk çekiyor. Satışlarla beraber bakalım. Net kâr 2017'de 49 milyon liralık net kâr yazarken bu net kâr 106'ya geliyor. 2019'da 145'e, 180'e ve bu yıl 300 25'e geliyor. Yani net karda da önemli artışlar var ve hissedinde şeyine de etki ediyor. Şimdi Pektaş'ta tabii bir miktar, bunu son 28 dönem olarak alırsak bir miktar fiyat kazanç oranında sektörü iptal ederseniz bakın yani yıllardan beri gelen PK ortalaması son zamanlarda özellikle 2020'den itibaren çok art 24'e çıktı. 37 29'a indi bir ara. Ee, 2021 yılı Eylül'de. Sonra 39'a çıktı. Şu son artışta Ektaş'ın son 3 aydaki o %60 gibi bir yükseliş yapması oldu. Yani 8.80 liralardan 15'lere 16'lara bir çıkış var. Burayı o biraz ittirdi. Yüksek bir olay. Ama hani sektörün altında mı üstünde mi? Sektörün FK'sı 47, Hektaş'ınki 37-38 hani sektöre göre aşağıda ama kendi ortalamalarına göre çok yukarıda. Yasa değeri bölü defter değeri de yine 11 sektörünki. Hektaş'ınki taşınki 876. yani sektöre göre yine aşağıda ama kendi ortalamalarına göre çok yukarılarda bir FK'sı var. Hani biraz ee, bunu bir şüpheyle yaklaşmak lazım hani çok e, fiyat hani çok ma masum yerlerde değil bilançoyu mu, muhtemelen e, beklemek isteyecek. Cari oran güzel ama cari oranda bir düşüş var bakın 2020 yılında 1.3'lerden 1.05'lere geldi. Likidite oranında düşüş var. 1 bir, bir üstüydü hatta bir ara 0.65'e geldi. Biraz işletme sermayesi de biraz daha şey var. Borçlanma oranı olarak baktığımız e, net borç bölü e, favök rasyosu var. Onu iz, izlersek buralardaydı. Net borç bölü 3.8'lerde şu anda. Bir miktar yükseliş var. Hani geçen yıl da 3.9'du. Biz bunun 4'ün üzerinde olmasını çok fazla istemeyiz. Ama hani 4'ün üstü de olabilir ama 6, 6 gibi seviyeler artık hiç istemediğimiz yerler. Buranın genelde hektaşta olan bir durum bu. Bir ara bir yükselir sonra yeniden aşağı doğru inebilen bir yapısı var. Ee, Forex ekranımızı açalım, Forex FX ekranımızda taşın grafiğine bir e, bakmak istiyorum. Ee, i̇zlediğiniz gibi bakın tam şurada bir, bir yıldır yatıyordu 8.80'lerde ve yine tam bu Ekim ayındaki borsadaki rally ile beraber 8.80'lerden şurada 16'lara kadar geldi ve şu anda da yani ortalamalarını biraz test ediyor. Dikkatli olmakta yarar var. Kısa vadede, kısa vadede hani çok bir şey söylemek zor. O haftalıkta bakın ortalamasından çok uzaklaştı. Hatta şu 22 haftalığı da iptal edeyim. 50 haftalıkta çok uzaklaştı. Yani bu uzaklaştığı için şuradası gibi şurada da uzaklaşmıştı ve uzunca bir süre haftalık ortalamanın kendine yaklaşmasını bekledi. 9 ay sürdü bu mesaj. Hani bunun gibi bir yatay bir süreç olabilir ama haberleri iyi. Kısa vadede baktığınız zaman e, tek hani bir yorum yapamayız. Hisse senedi fiyatı biraz sıkışabilir 14 ile 18'ler arasına. Ama uzun vadeci için bu çok önemli değil. Hikayesi hala sürüyor. E uzun vadeli düşünen insanlar 2024'ü, 2025'i, 2026'yı falan ...bekleyen insanlar olduğu için onlar için çok fazla bir şey de ifade etmiyor açıkçası bu. Ama kısa e, vadeciler ve durum biraz daha farklı. E, Tata bakalım. tat gıdada açıkçası hemen hızlı geçeceğim. Çok büyük bir hikaye yok. Netkar geçen yıl 167 idi. Bu yıl 223'e yükseldi. Netkardaki artış e, makul seviyelerde. Hasılat 802 milyondan 1 milyara geldi esas faaliyet karı 100 bakın 119 milyondan 131'e geldi. Yani çok az %20'lik bir artış var aslında. PK rasyosu 7.3, piyasa değeri 186. Yani çok yüksek fiyatlarda değil. Ama e, bir gelişme var mı ona bakalım. Yıllar boyu daha da bir fiyat artışı olarak bakalım. Mesela şunu kapatalım. Esas faaliyet karını kapatalım. Ee, bunu kapatalım. Evet mesela bakın yıllık cirosu çok uzunca bir süre e, yani hemen hemen aynı kan. çok önemli bir yükseliş yok. 2019 çok kötü bir yılmış 553'lere kadar düşüyor. Sonra 802. Şimdi yine 1 milyarlara geliyor. Yani e, çok önemli bir gelişim yok. Hatta e, şurada e, yasa değeri ciro ve karda bu kadar artış olmamasına rağmen Son 3 yılda piyasa değeri neredeyse 800-500 milyondan 2018 yılı sonunda şu anda 1 milyar 600'e gelmiş. Yani 3 kat artmış. Bu da il ilginç ama bu kadar artışa rağmen açıkçası e, şeyde e, siz söyleyin adını net kar enteresan artmış. Net kar birdenbire es eskiden 1 milyar e, ciro yaparken net kar e, 38 milyonlardaydı şu anda yine 1 milyar ciro yaptı ama net kar 223 milyona çıkmış. Mesela bu biraz daha detaylı bir şekilde incelenebilir ama açıkçası çok fazla bir e, benim için benim dikkatimi çekmedi. E, Forex ekranımızı yine açalım ve oradan Tatkıdağ'ın grafiğine bir bakacak olursak hani belki şurada bir yatay e, çok önemli bir tarihi zirve 12.78. Bunun üzerine çıkar ve yerleşirse belki teknik olarak bir şey olabilir. Haftalık bir grafik bu. Dikkat ederseniz haftalık ortalamasından da bir miktar uzaklaşmış. Hani bunda da bir yatay hareket olabilir açıkçası. Günlüğüne baktığımız zaman da hani şurası belki 14'ler direnç olur. 50 günlüğün altında aşağıda 11.40 önemli bir destek olarak önümüze çıktığını söylemek mümkün. Evet hemen hızlı geçelim Ereğli'ye gelelim. ile Ereğli ilgili benim çok ayrıntılı bir yazım sistemde de var. Ee, orada zaten analizim var. O nedenle çok fazla durmayacağım ama yani e, güzel bir çeyrek, iyi bir yıl, 3,5 milyar lira olan net kar 2020'de, 2021'de 16 milyara geldi. Yani 5 e, kat arttı. Ciro e, e, 68 milyara geldi. Yani 32 milyardan 68'e. Yani Ciro'da yüzde yüzün bir miktar üzerinde artış varken net karda yüzde 500 gibi bir 400 gibi bir artış var. Bu bu niye olduğuna bakarsınız. Ee, hemen şurada mesela net esas faaliyet karı da 5 milyardan 24 milyara gelmiş. Bu da aşağı yukarı yüzde 400 gibi bir artış olmuş. Hemen buralarda kendini belli ediyor. Bürüt kâra baktığınız zaman o da mesela 6 milyarlardan 25 Burada asıl başlıyor. Yani Ciro şurada %100'ün üstünde artarken Brütker %400'lere fırlıyor. 350'lere fırlıyor. Niye? Arada e, satışların maliyetinin ne kadar az arttığını görüyorsunuz. Yani 26 milyondan 42 milyona. Yani Ciro %100 gibi artarken e, satışların maliyeti sadece işte e, %100 artsaydı 52 milyon olacaktı. 52 milyar olacaktı. 52 milyar değil 42 olmuş. Mesela en az en az 10 milyar TL'lik bir avantaj zaten buradan geliyor. Burayı iyi incelemek lazım. Yani maliyetler satışlardan daha yavaş artmış ve karın sebebi de bu. Bu maliyetler niye artmadı? Ona bakmak lazım. FK rasyosu 6.55, piyasa değeri 124 ki bayağı e, makul yani şu an. Beyler son son bir yılda yüzde 116 arttı Ereli iz, izlediğiniz gibi ee, şuradan e, baktığınız zaman hani e, şeyi çok net görmeniz mümkün yani hani yine şunları örtelim ee, esas faaliyet karı bunu kapatalım bakın yani net satışlar e, yine bir artış başlıyor şuralarda 27 32 ama burada 68 oluyor ve piyasa değeri de 52 milyardan 101'e gidiyor. Yani e, borsa kumarmış e, yok bilmem neymiş falan. Böyle bir şey yok. Yani bilanço iyi oldu mu güçlü oldu mu? Bilançosuna göre de bir şirket iyi fiyatlandığı zaman da gördüğünüz gibi fiyat da zaten kendisini de affetmiyor. Yani burası bir kere iki kere 2 4. Burası da net kar. İzlediğiniz gibi net karda bir patlama olduğunda inanılmaz bir şekilde... Fiyatta da az önce e, o çıkışın ne kadar etkili olduğunu da orada da alıyorsunuz ve izliyorsunuz. Yani uzun vadede şirketinizin büyümesi, artması size hiçbir şekilde e, bir zarar, ziyan olarak yansımaz. Ama kısa vadede düşünürseniz borsayı 3 günlük, 5 günlük, 1 aylık falan hesaplar gibi bakarsanız her şey olabilir. İşte bakın Rusya ve Ukrayna yine. Petrol patladı, altın patladı. Bakalım biz haftaya ne yapacağız? Endeksler olacak. Önemli. Pk rasyosu bu. Ne kadar düşük. Yani tarihsel ortalamalarının bile altında. Yani 9-10 fiyat kazançlarına hani Ereğli için normal alınabilecekken şu anda artık 6.55'lerde bir pk rasyosu var. Hani fiyatının ucucu pahalı olduğunu kimse söyleyemez Ereğli'de. Ama netkar marjları çok önemli oluyor defter değerine göre bakarsanız da bence ederinde gibi duruyor. Hani çok daha ucuz değil. Hani şu aşağıdakileri almayın. Buralar çok yani buralar alım fırsatı veren yerler. Buralar satım fırsatı veren yerler. Çok aşırı yukarıdalar. Aşağı yukarı şu 1.25, 1.5 arası. E, yani yani 1.24'te zaten şu anda o bölge aşağı yukarı Ereğli için normal bir aralık olabilir. Eee Kar marjlarında son çeyrekte bir gevşeme var. En büyük risk de o ereğini de. 2020'de emtia fiyatlarının düşmesiyle beraber ve kar marjının, karlılığın da çok yüksek olması ne kadar sürdürülebilir onu da bilemiyoruz. Yani kar marjları düşebilir. Fiyatların düşmesiyle beraber ciro hacmi düşebilir ama dolar kuru bizde yüksek olduğu için o nedenle daha iyi olabilir. Mesela bakın Pavek marjı Yıllık şöyle bakıldığında 39'lardan 12 ayla gelince 38'e geldi. Yani son çeyrekte kar marjlarında bir çeyreksel olarak bir düşüş oldu. Net kar marjı da öyle %25'lerden %22'lere geldi. Yani son çeyrekteki bu kar marjlarındaki düşüş acaba 2022 yılında da devam edecek mi? Bunları izleyeceğiz. FX Plus ekranımızı yeniden açalım ve Orada Ereğli'ye bakalım. Ereğli bakın tam 50 günlük ortalamada hani e, henüz bir yorum yapamayız. Aşağıda belki şurayı bir destek olarak alabiliriz 26'yı. Yukarısı içinde şurayı belki yani aşarsa bir güçlenme olabilir. 32-50 olarak almamız mümkün. Haftalık olarak baktığınızda bakın bunda da haftalık 50 haftalık ortalamasından ne kadar bir uzaklaşma var. Yani buralar de beni biraz ürkütüyor. Bu ne yapabilir? Uzunca bir süre ereğli böyle yatayda e, hareket edebilir. Bu esnada 50 haftalık ortalamanın kendine gelmesini bekleyebilir. Ve sonra bilançonun, yeni bilançoların hareketine göre bağlı olarak da bir e, sonuca varabiliriz. Kısa vadede bence biraz beklemekte yarar var. Uzun vadede ere her zaman çok güçlü bir temettü şirketi zaten. E, yine bakalım e, Çemtaş vardı. Onu bakmak lazım. Çemtaş'ta etkileyici bir kar var. Açıkçası 2020 yılında 138 milyon kar yazan şirket bu yıl 403 milyon kar yazdı. şurada önemli bir artış var. Yani 9 aylıkta 170 milyon olan kar 400'e çıkıyor. Yani aşağı yukarı 270 milyon lira gibi bir rakam atı veriyor buraya birdenbire. Son çeyrekte çok önemli bir şey olmuş. E, Brütkar kar 260'dan 444'e çıkıyor. Hasılat 788 milyondan 1500 olan yani bu da tıpkı Ereğli gibi %100 gibi bir bilançosu Büy büyümüş. E, bakın maliyetler tıpkı Ereğli gibi 645 milyondan 1 milyara gelmiş. Yani Hani %100 artsa 1 milyar 200 olacak. Neredeyse bir 200 milyon liralık bir e, fark var orada o farkla zaten bu e, artış 142'den 444'e bürüt karda artış var ve oradan elde edilen gelir aşağı doğru zaten iniyor. Yani bu şekilde esas faaliyet karına e, indiriyorsunuz. Şuraya kadar 9 aylıktan 12 aylığa geçiş normal 150 milyon aşağıda net kar 270 milyon gibi bir şeydi. Nereden gelmiş peki? Evet şuradan gördüğünüz gibi esas faaliyetlerden diğer gelirler 9 aylıkta 33 milyonken birdenbire 164'e fırlıyor. Yani bu büyük ihtimalle kur farkı e, geliri son çeyrekteki kurun artışından ötürü oluşan diye gelir. Bu gelir artışıyla beraber esas fa yani faaliyet karı 225'ten 480'e yani işte 250 milyon liralık bir Fark işte buradan ötürü oluyor. Yatırım faaliyetinden gelir ve gider de artmış. Gerçi bu aradaki fark yine artmış şirketle yine buradan da bir kar geliyor. Ee, finansman gideri e, çok az çok önemli değil ve asıl karın işte yani kur farkının da çok büyük bir etkisi var. Şimdi e, Çemtaş 458 fiyat kazanç 190 piyasa değeri çok pahalı değil hakikaten. Mesela şurası FK rasyosu. Gördüğünüz gibi aslında yani 15 FK'lar 2020'de derken birdenbire sürekli aşağı gelerek 4.58'lere kadar inmiş. Ee, yasa piyasa değeri, defter değeri rasyosu da yine 2020'de 2.75'lere çıkmış ve şimdi 1.89, 1.90'lara gelmiş. Bu kadar iyi bir kar artışı olmuş ama son bir yılda Çemtaş ne yapmış? %4.41 getirmiş yani o biraz ilginç enteresan İşte böyle şeyler oldu mu ben biraz e, <laughs> ilgimi çekiyor yani böyle niye oldu diyorum ne gerek var yani madem karın kadar artıyor Ciron artıyor hani Ciron bir kere yüzde yüz artmış senin de bir yılda yüzde yüz yükselmen lazım bakın şurada e, piyasa değeri 2019'dan 2020'ye geçerken Yüzde artmış yani 836 milyondan 1 1 milyar 600'e yüzde yüz artmış. Peki yüzde artmasını sağlayan bir şey var mı? Ee, yani ciro da yok. Ciro aynı yani 693'ten 700. E. Net kar da var mı? Net kar 56 milyondan 138'e artmış. Yani burada bir, iki katı esas faaliyet karı olarak iz, izleyelim. Esas faaliyet karında Herhangi bir artış yok. Yani yine büyük ihtimalle bir kur farkı, geliri falan vardır kârda. O yüzden net esas faaliyet kârına bugün Orada da yok. O hem ciro artmamış hem esas faaliyet kârı artmamış. Ee, niye senin fiyatın yüz artmış? Mesela buna biraz e, dikkat etmekte yarar var. Ama fiyat kazanç falan tabii inanılmaz aşağıda. Yani 4.58. Pahalı olduğunu söyleyemezsiniz. Yani hem taş, yani bilanço bir kere çok iyi. Hakikaten çok böyle güçlü. Ciro güzel. Faaliyet raporlarını mutlaka bakın okuyun. Yani Çemtaş da çok 2022 yılı için daha iyimser bir bakış açısı var. Ektaş'ın özellikle okuyun. Ektaş çok büyük, çok böyle uzun bir faaliyet raporu yazmış. Onun içinde de çok iyi de bilgiler var. Bakın mesela Çemtaş'ın cari oranı 4.8. Yani biz birin üstünde olsun razıyız dediğimiz rakam. Likit oran 2.2. Bu da çok yüksek. Yani hiçbir borç sıkıntısı falan yok. Hatta aktif karlılığı %42 sektörün ortalama %15. Brüt kar marjı %29 sektörün %14. Esas faaliyet kar marjı %24. Sektör ortalaması %9 yani sektörden de daha karlı bir firma. Hani dikkate alınacak bir şirket olduğunu ee, söylemek mümkün açıkçası. Evet, yine çok uzun sürdü. Biraz başta şu hektaşta zaman harcadık. Hektaşı da yazacağım, bloğuma yayınlayacağım. Ee, kısa vadede dikkat edeceğiz. Yasalar zaten biraz e, limoni. Uh, Rusya-Ukrayna olayı biraz daha baskı yaratabilir. Hani benim şirketim çok iyi kar etti. Niye düşüyor diyorlar? i̇şte bu başka sebepler de var işte bir savaş oluyor bilmem ne oluyor o oluyor bu oluyor. Hani piyasada iyi bir fiyatlama olması için piyasanın algılamaların da bir kere iyi olması lazım ki olsun. Kısa vadeciler için zor ama uzun vadeciler için hani şirket şirketiniz yine iyiyse, büyüyorsa, büyüyecekse, 2022'de daha iyi olacaksa onlar için hiç fark yok. Söylediğim gibi uzun vadeciler yarının hesabını yapmıyorlar. 2023'ün, 2024'ün, 2025'in hesabını yapan insanlardır her zaman. O yüzden bu kısa vadeli, dönemsel dalgalanmalarla çok fazla ilgilenmezler. Sadece ve sadece şirketleriyle ilgili şey yaparlar, ilgilenirler. Ben bunu bilgi vermek amaçlı yapıyorum. Yani bu şirketleri analiz ediyor olmak olmam demek, öneriyor olmam anlamına gelmez. Sadece bir bilgi vermek amacıyla Yaptığımı da söylemem mümkün. Ee, şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.